Kushner şu round'un başlamasıyla biraz hasar aldı. Jenevaş yine hasar aldı. Tareti AMDLL kıracak bu etapta. BBL sanki hücumu A'ya doğru götürüyor. Savunmada Firefox da bütün hatlarıyla A'ya doğru geldi. Drone atılacak. Kushner'ın bir dash'i var. Dash ile içeri girdi. Kushner Heaven'da iki oyuncu görüyorum. Onların üstüne doğru atılan bir tane ok var. Flash. Burada Firefox retake hızlandırdı. Sterben 3 tane kill birden. Sterben mükemmel bir iş başardı ve şu anda BBL ekibi site'deki kontrolü kaybetti. İmdiyeler Underhaven'da onun çıkardığı bir kill. 2v3 power'a destek vermeye çalışacak. Kurduğu bir turret var. Bir yandan tabii power'a da kill çıkartırsa işin rengi değişebilir ama Soç da onu yakaladı ve İmdiyeler'in yeri belli. Üstüne kalabalık gidecekler. İlk round sanki Firefox'a gelmek üzere ama İmdiyeler hala son sözünü söylemiş değil. 37 canı var. Buradan çıkmak zorunda AMDLL çünkü Spike'ın kurulması gerekiyor. Taret de kuruldu. Hiç hasar almadı bu taretten. Ve şimdi peak'e gidecek AMDLL. İlk rakibini bu fight'ta baitlemiş oldu AMDLL. Tekrar aynı pozisyonda bekleyecek mi? Sadece 7 canı var AMDLL'in. Jenevaş AMDLL'in hamlesini bekliyor. AMDLL sonuna kadar iyi getirdi burayı. Şimdi gelir. 7 canla ilerleyecek. Jenevaş fark edemedi hala onu. AMDLL çok daha farklı bir açıda Jenevaş'ı bekliyor ama Jenevaş'a kadar geldi. Sevdiğim bir taktik bir diyelim. Basiplit AMDLL ultisini açıyor. Ve Sochne. Şimdi o smoke arkasında onun üstüne doğru gelecek olan oyuncular var. Sochne ilk fight'ı kaybetti. BBL burada entry yakaladı. Sterben çıkacak. AMDLL düşürdü ama AMDLL tekrar kaldırılabilir. Bu yüzden Laurus'un performansı belirleyici 3v3'e getirdi. AMDLL'i saymazsak. Kushner'ın canı az. Jenevaş onu yakalıyor. Bir flash, bir power'a. Flash'a dönmeye çalışırken Jenevaş'tan bir kill daha ve artık son kalan isim Aslan. Maşadov. Site'da rakibin üstüne girecek Aslan. Aldı bu kill'i. Bir de iki şansı var. Yapabilir. Dikkatli olması lazım Aslan. Sonunda çok işe bulundu. Büyük bir avantajcı olacağından bahsetmiştik. Bundan önce biraz haritaya dağılmayı tercih etti BBL ama B'den açılıyorlar. Bu önemli olacak Fireflux için. Entry'yi de buldu. Yani hiç çekincesi yok Fireflux. Bir flash bir de B'den açıldılar dediğin gibi ve açılışı Power'a üstünden buldular. Power'a şu anda çok kritik bir ajan. Killjoy yine düşürülüyor ve A tarafında agresif bir jet var. Burada social kaçabilecek mi emin değilim. Yine aldığı kill sonrasında tepesinde bir oyuncu vardı. MDLL takası alıyor. Site'da Sochne olacak. Bir yerge kaynağı kullanıldı. Sochne bu yerge kaynağının önünde Sterben. Destek vermek için kısadan yaklaşmaya başlıyor. MDLL çıktı. Şimdi ilk fight shot'ta yaşanacak. Jenevaş burada. Sterben burada. Harika killer bunlar. Ulti de geliyor. Laurus de ulti ile keklerse arkadaşlarını buraları atlatabilir Kushner. Smoke içerisine dash'ini kullandı. Ultiler karşılıklı olarak geliyor. Muş ultiyle yakaladı Laurus'i. Bu çok kritik bir nokta. Şimdi Power'a da sarmal bombaları yerleştirecek. Yine bir retake denemesi var. Artık Fireflux'tan. Evet onlar da yine Heaven'dan gelecek ama aşağıya iyi yerleşti BBL. Plant ne zaman gelir? Kushner şimdi Power'a Spike'ı almaya çalışacak. Sociable. Önce pozisyon almaya çalışıyor şu anda Fireflux. Bakalım avantajlı yakalayabilirler mi? En önemli avantajları tabii silah avantajı ama 4'e 5 oyuncu eksik AMDLL uzaktan Sterben'i yakaladı. Kushner'dan ikinci kill gelmiş ama Power'a son noktayı koyacak gibi. Bu smoke açıldığında Sociable ilk rakibini fark etti ve fark ettiği oyuncu Kushner değil, Muş. Kill'i aldı, deşine mal oldu belki ama problem değil. Kill büyük ödül. Botu geri çekiyorum. Çok kıymetliydi o entry. Ve şimdi tekrar bir site değiştirmeye çalışan bir BBL. Oyunu B'ye yıkmaya çalışacaklar. Yalnız midde de bir oyuncu var. Biraz tehlikeli olabilir ama o tehlike başlamadan Sociable'dan gelen bu kill biraz rahatlatacak durumu. 4'ü 3'e getirdiler. Aslan'dan gelen trade var. Smoke arkasında zorluyor Sterben. İkisi de canını kurtarmaya çalışıyordu Sociable. Şöyle bir zamanlama yakalamaya çalıştı ama Aslan orada kill'i çıkartan isim kendisi. Kushner neredeyse smoke içerisinde Sterben'i bulacaktı. Ama mermi tam üstüne gitmedi. Çok iyi bir açıda Kushner. Dash'i yok. En büyük sıkıntısı bu. Wallbank açısında olduğu için takas söz konusu olabilir. Kaçırırsa burada kurtulamayabilir de o yüzden site'a doğru geri çekildi. Yine şimdi ilerleyecek Fireflux. Atılan bir taret var. BBL'de Aslan Maşilov bir smoke açmış olsa gerek. Sterben çıkıyor. İlk oyuncuyu yakaladılar. Yine Kushner'ın yeri belli. Yeşili görecekler. Aslan harika dönüyor ve
Dördüncü kill belki de bir ace olacak, bela olacak aslan için, aslan aman belası. Biraz heyecan verici bir başlangıç söz konusu. Sociable geldi buraya, Kuşner'ı vuruşu kaçırdı, üstüne doğru baskı kurmaya çalışabilirler. İlerliyor Sociable, okta atıldı bir flash. Başka bir flash daha Genovice çıktı, Kuşner'ın üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Şunu bırakacak, sindirdi Kuşner'ı orada. Tek başına olduğunu, yakınında kimse olmadığını biliyor ama tabii daha fazla bu fight'ı sürdürebilir mi Fireflux emin değilim. Özellikle Sociable buradan nasıl geri çıkacak? Bu smoke'la geri çıkacak. Bunun yolunu hazırladılar. Haritada bir baskı kurdu. Önemli bir yatırım yaptı Fireflux ama kill olarak yansımadı bu scoreboard'a her iki takım için. Ve round'un ilerleyen tarafında da yani bu kullanılan yetenekler biraz problem yaratabilir mi? Şöyle bir drone'la içeriye doğru kontrol ettiler. Yalnız A'ya doğru bir rotasyon geliyor. Bu nereden bu info geldi tam emin değilim. Şimdi tekrar geri dönecekler. Bu arada Spike B'ye çok yakın. Power A içerideki oyuncu Sterben yakın mesafede. Power'ı düşürdü. Bu arada artık rotasyonda gelecek aslan. O kill'i buldu. Şimdi Kushner'ın smoke arkası denemesi var mı? Hayır. Ama çok yakınlar. Ve burada Sterben'in üstünde bir baskı var. Sterben daha fazla kill bulamadı. Kushner'ı Sociable'ı yakalamış. Kushner aldığı bu kill sonrasında burada hala hayatta. Biraz fazla oldu. Keşif okuna bir de şok oku. Şok okları hatta Kushner. Yine Mujin asistini aldı. Arkadan Sochi'ne gelecek. Muji yakalıyor ama 3 oyuncu zaten tek bir ışığa odaklanmış durumdalar. Ki Kushner ilk kili vermiş olmalarına karşın devamında sadece bir oyuncu anlıyor. Yakında kimse yok. Bu oyunun B olduğunu anlamış olabilir artık Fireflux. AMD'ler bir yanıcı bıraktı. Sochi'nin arkaya doğru gelen oyuncular planlamadı. Aslan başladı ama Sochi'nin düşürüyor. Burada savunmanın aklı karışabilir. Yine B tarafında yer Gökayna var. Bununla birlikte 24 saniye BBL B'ye girmeye çalışacak artık. Burayı hissediyor Fireflux. Aa bırakmadı. Ne zaman geri gelecek arkadaşlarına yardım edecekler. Güzel bir içeri giriş. Laures. Sushi'yi bulmaları lazım AMD'lerle birlikte. Kushner yalnız biraz acele etti Sterben. Onu da çok iyi tespit ediyor aslan. O atıştan kaçtıktan sonra Sterben'i yakalayıp bir oyuncuya kadar düşürdüler. Harika bir comeback. 6. round'da artık. Adım adım gelen bir BBL. Vakite ihtiyacı var ama sanırım bir oyuncu oraya doğru gelecek. Sociable. Şöyle bir kontrol etti. Bu arada ultisi açık Sociable'ın. Oyuncuyu tespit etmeleri lazım. Power'a o sesleri duyuyor galiba. Ve arkadaşları A'ya girerken kendisi şimdi kesmeye çalışacak Power'a. İşte o beklediğinin karşılığını aldı. 2 kill çıkartmış. Sociable'dan geç gelen bir trade. Sterben içeride. Heaven altında Sterben çok iyi bir hasar bıraktı ama sadece bir kill var. Aslan başı da o. Sociable geldi üstüne. Şimdi elinde Ares. Soluna smoke attı. Muj oradan ilerlemeye başlıyor ki Sociable bunu hissetmiş olsa gerek. İyi bir... Duvara kadar yanaşmıştı. Şimdi A tarafına yine bir toplu oyun. Bu sefer Fireflux içeri girmeye çalışacak. Smoke arkasında iyi ki oyuncuyu bulamadılar aslan. Ama Sterben'den erken trade. Sterben'in trade'i, side'da AMD'ler var, onun üstüne gidilecek. Sterben'in canı çok az, AMD'ler yeşil tarafında üstüne doğru gelen ilk oyuncu Soç'ta ama biraz dikkatsiz yeşile iyi bakmadı. AMD'ler de yine bir destek söz konusu, bir kill daha çıkartıyor. Sterben son kalan isim. Bir round'un daha henüz başındayız. Yani belki round'un gidişatına göre bir save kararı da gelebilir mi diye düşünüyorum. Bu arada yavaş yavaş ama çok net infolar geldi. Evet, B'ye kuruyorlar. Ya boş çünkü be ve drone bunu çok rahat anladı. Power'a backside'da. Burada Power'un üstüne doğru kalabalık gidiyorlar. Ve elinde Spectre var Power'un. Kill çıkaramadı. Çok kalabalık bir grup tarafından etrafı sarılıyor. Fireflux çok net bir entry aldıktan sonra BBL'in kararı ne olacak? Şimdi bu silahlar korunulacak mı? Onu merak ediyorum çünkü elde bir tane rifle var evet ama diğer 3 silah öyle herhangi bir silahlı round için çok ideal değil. O yüzden muhakkak exit bekleyebilirler. Galiba kabullendiler round'u. Yani exit bekleyecekler burada BBL oyuncuları. Onlar da site'a retake'e gitmiyorlar dediğin gibi. Artık Muş bekliyor ama Sterben'den iyi bir kill. Sterben'in aldığı kill sonrasında kalan 3 isim bu silahları koruyacaklar gibi duruyor. AMD'ler gerçi bu fight'i istiyor. Sound'da da 2 tane oyuncu var. Onu bekleyecekler mi? AMD'ler kill çıkardı. Ardından Sterben'e yine kalabalıklar. Yine B istiyorlar sanırım. Power'a bu sefer biraz daha geriden değil ama mid'e yakın beklemeyi tercih ettiler. Bir arkadaş daha var. Ortalık karışır. Power'a'yı beklemiyor sanki orada. Sociable şimdi görecek. Power'a 2 kill aldı. Sonrasında Genovice'ın takası var. 2 canla kaldı Genovice.
Burada gelen mermiler herhalde pazara kimsenin geçmediğinin bir teyiti. Devamında sıfır noktası sindiriliyor Sterben. Yeteneklerini kullanamayacak ama ilerlemeye başladı. Smoke arkasında bir oyuncu var. Mush taramaya başlıyor Sterben. Yavaş yavaş gelince çok rahat bir kill oldu. Smoke kalkacak. Mush'a doğru arka bir reaksiyon. Laurest'ten köşünür geçmesine izin vermedi Spike'ın. 2 ve 3. İkisinde Spike alması lazım. Pazardan gelmeye çalışıyor Killjoy. Sojne bu fight'ı alıyor. Hemen yine pazar önünde bir başka oyuncu var. Çekme içerisinde Sojne'yi aldı. Sojne'ye doğru play fire çıkacak ama Sojne aslında düşürdü. Spike hala geçmiş değil. Eğim diyeler. Gelen bir tecrit. Sojne tarifi kurdu. Engelinin nerede olduğu belli. İlk fight kazandı. Sojne geliyor üstüne ama Sojne. Outside'da başka kimse yok. Bir smoke kapatıldı. Kushner. Oo, Kushner site'a inmek istiyor. Kısadaki arkadaşlara destek vermeye çalışacaklar. Bir smoke atıldı. Yerde kayna var. Kısadan çıkmaya çalışan ilk oyuncu AMDL'ler. Lowres onu düşürdü. Şu anda yine başka bir oyuncu daha var orada. Kushner. Power'a yardıma geldi. Ortalık bir anda karışacak. 15 saniye. Kushner hala site'a bu planti nasıl alacaklar? Bu büyük bir soru işareti derken bu plant alınıyor. Yerde kayna burada kalkacak. Kapı kapalı. Yine Q-Shooter'ı çıkarmaya çalışacaklar. Atılan yetenekler Q-Shooter'ı yakalandı. Evindeki oyuncu yakın. Mush elinde operatör var. Üst rakibini gördü. Bir kişi boku bırakıyor. Diğer tarafta Power'ın yeri belli. Sojne. Mush'u yakalamış. 1v2'de Power'a. Taretini kısaya kurmuştu. Camı kırdı. Fake atmak istiyor. Rakibi için bilinmez oynamak istiyor. Arka dikine 33 canı var. Power'a! 33 bekliyor. Şimdi imgeler orada hamle yaptı. İçeri girmeye çalışıyor. Sojne'ın smoke içerisinde aslan başında bunu yakaladı. Bütün bıçaklar boşa gitti. Main tarafında Sojne'yi de oynatmıyorlar bir yandan. Site'ı kaybetti. BBL Sterben Power'a'yı yakalamış. Bu önemli bir kill'di. Yine Mush drone kullanıyor. Wallbank'ler burada çalışabilir. Tek geldiyse iyi wallbank hasarı var ama Mush bunun farkında mı? Asıl soru bu. Yine başka bir fight. Aslan Maşulo bunu da kazandı. 70 canı var. Arkadan gelecekler. Backup'ta şimdi Q-Shiner. Yine Sterben'i düşürüyor. AMD'ler Sojne'nin yakaladığı BBL ekonomisini de bitiriyor. Hem de öne geçecek. Firefox'ta son kalan oyuncu Genevice. İnanılmaz bir avantaj. Bu aşamada BBL'e geçmek üzere Genevice nereye giderse gitsin bir cross bozmak zorunda, bir cross'u geçmek zorunda. Ve burada en sıkıntılı yere gidiyor belki de operatörün karşısına çıkacak. Operatör sonra oyuncu düşürebilir mi? Biraz buna bakmak lazım. Plante aldı. Bu arada artık 3'e 1 yeri biliniyor. Yavaş yavaş 10. round'una doğru gidiyor BBL. Drone da gidiyormuş. Drone'la kimsenin yerini anlayabilecek mi? 2 oyuncu gördümmüş. Önemli bir info. Buradan sonra A'ya doğru Sterben girmeye başlıyor. Aslan başında bu yakın bir flash bir kill aldı. Aslan Sterben üstüne gidecek. AMDL'ler Sojne'yi yakalamış. Lowres takımının ilk killini henüz getirebiliyor. Sociable. Koşa koşa. City'ye kadar geldi. Onu bekleyen oyuncu Power'a. Belki bir headshot var ama. Kill'i çıkartan Power oldu ve BBL. Burada 12. round'una artık çok yakın. Bir şansı kalmadı Leores'in. 12. haritayı konuşmaya başlayacağız ve Kushner bu arada main tarafına aim'ini koymuş. Biraz açıkta bekliyordu ama çok da fazla durmadan hemen Heaven'dan güvenli pozisyona doğru geçiyor. Bu arada Power'ın yerini merak ediyorum. Evet. O da site'e girmeye çalışacak. Smoke'dan çıkmaya çalışıyorlardı. Biri bir değişim. Hala tehlike devam ediyor ama Sterben bulmuş. Ve Sojne sızmaya çalışıyor. Onu burada bekleyecek mi? Kushner bu önemli. Kushner pek hazırlıklı değil Sojne. Bu kili çıkardı ama MDL'nin takası var. Sterben'in canı 5. Sociable burada yakalanırsa sıkıntı doğuracaktır. Ezber mermiler. Mush çıkmaya çalışıyor ama Sociable'ı bu açıda beklemedi. MDL'ler bir bıçak kullanacak. Bu heyecan burada dinmeyecek gibi. MDL'ler çok net bir görüyorum. Önemli bir karar bu. Sterben yer gök aynayı bıraktı. Bu bir A hücumum olacak B derken Aslan Maşadov Sociable'ı yakalıyor. Önemli bir başlangıç BBL için. Şimdi B hücumunda AMDL'ler. Bunun farkında, geçişin farkındalar. Mush bir splay denemesi var. Hasar bıraktı. Genevice 7 canla ilerleyecek. Sojne geliyor. AMDL'ler tarafından yakalandı. 47 canda AMDL'ler. Yakalanabilecek mi erkenden? Sterben onu düşürmeyi başarmış. Yine başka bir fight isteniliyor. Lauret burada fight kazanamadı. 36 canla kaldı. Burada Fireflux'ın işi gerçekten zor. Savunma ekibinin bir de kullandığı Tejrit var. İçeri doğru hareketlendiler. Aslan Maşulo bir kill daha çıkarmış. Atılan bir kişi Moki 2 oyuncunun yeri açıktı. Laures kalan tek oyuncu. Sadece bir canı var. Laures üstüne geldi. Majoru düşürdü ve Asya haritasının son kili de bu şekilde geldi. BBL lehine. Bir kamera bir de trap var drop tarafında. A'ya tamamen şu an B'den gelen 4 tane oyuncu var. Spawn'a kadar geldiler. Fireflux ağır kalırsa BBL burada hücumu başlamadan bitirebilir ama bu hücum başlayacak. Tabii hücumda
Sight kolay ele geçirilecek. Spike'ı düşürebilme imkanı var aslanın, birazcık daha hızlı olursa belki diyecektim ama aslında burada beklerler mi? Şimdi ince bir açı var, o mermiler gönderilecek, bunu almıyor Soğuşlu. Kafes sağa bıraktı. Girdi oraya Lawrence, iki ucu var karşısında, iki tane kill çıkardı. Aslan da burada. BBL'in burada kalabalık olduğu anlaşıldı. Power'a Soğuşlu'yu yakalamış. 3v3'te şimdi kişi avantajı ortadan kalktı. Bir yandan site kontrolü Fireflux'da. Plant ne zaman alınacak? Plant alındığında acaba BBL burayı tekiye başlar mı? Bunlar soru işaretleri. Aslan Maşudo. İki tane smoke vardı, onlardan bir tanesini daha kullanıyor. Kendi smoke arkasında Mush, Soşni atladı, onun farkına varabilir. Aslan iki oyuncuyu birden bekliyor ve ikisini de düşürdü. Mush herkesi duyuyor tabii ki ama burada doğru yere gönderebilecek mi Sarsun? Nasıl mesele bu gibi. Soşni flash'ı iyi kullandı, ilkili aldılar Mush'u yakalayarak ve burada asist yapabilecek en kritik oyuncuyu da kaybetmiş oldu. Bir yer Soşni bul, Aslan Maşudov'u buluyor. Paura yine kritik bir pozisyonda, yakalayabilir mi rakibini derken Serben iyi döndü arkasını, peşinden Kushner kili çıkartıyor belki ama 2v4 hala. Bir de canı az olan bir oyuncuları var. Tabi plan çoktan alındı. MDL'lerle birlikte Kushner şimdi iyi bir zamanlama yakalamaları lazım. 2'ye 4 kolay bir pozisyon değil. Yavaşlatma kullanıldı. MDL'ler o çıktığı gibi düşüyor ve Laure. Devamında B'nin gerisindeki oyuncuların üstüne bir de Soçin'e gidecek. Ve asistini almış oldu Sterben'in kuleye doğru. Soşlu çıkmaya çalışıyor ama inanılmaz bir kill Mujda'm. MDL'ler de Soşlu'yu yakalamış, kulede de bir oyuncu var. Aman! Kürşünür attı, belki de bir eko galibiyeti olacak. Sonra kill'i buluyor artık tek başına kalan Laures. Spike kendisinde değil, site'da düştü. Laures'in attığı bir flash var. Yakında kimsenin olmadığını anladı. Kürşünür yine kontakla oynamaya çalışacak. Soluna bakar mı? Power'ı bu kadar yakında bekler mi? Çok emin değilim. Sage'i fark etti. İyi hasar var. 4 canı bıraktı MDL'in ama yani yeri o kadar tabii 3 oyuncu tarafından tutuyor ki. Kıcak mı ilk sola baktı. Yalnız artık can avantajı var. Ulti gidiyor. Şimdi Sage'in üstüne doğru gidecek. O headshot'ı atamadı. Sülük üstüne giderken yapacak hiçbir şey yok MDL'in. Kushner 34 saniye. Spike site'daydı. Bir flash pick olabilir. Flash'ın nereden gitti belli. Kushner hep atladı. Biraz zor. MDL'ler ilk karşılaştığı oyuncuları çok fazla zorlamadılar. Bu arada oradan çıkması lazım. Soshable MDL'ini buldu, entry geldi. Burada Paolo'nun bir denemesi var. Sight'ta Cypher'ın varlığından haberdar. Fireflux aynı zamanda önemli bir entry ile başlanıldı. Ve Fireflux A'yı gösterip A'dan kill alıp oyunu B'ye çevirecek gibi bir pozisyona sahip olurum emin değilim. 45 saniye kala A'ya yaklaşıldı ve buradan galiba çıkmaya çalışacaklar. Aslan bir ulti kullanıyor. Orayı boşalttı tamamen. Soshable. Mush bekliyor. Soshable'ı düşürdü. Aynı zamanda bir bridge yeteneği. Burayı bayağı sağlam bir savunma haline getirdi. BBL. Mush çıkacak yalnız. Kill hediye etmiş oldu. Paura. Takası aldı. Mende bir oyuncu daha var. Kişler onun üstüne gitmeye çalışıyor. Bu kill geliyor. Ve Soshable tek kalan. Üçüm tarafında Soshable'ın. Ve aynı zamanda Sterben'in ultisi var. Savunmada da yine Kushner. Paura'yla bu ultilere sahip. BBL buraya kalabalık gelecek gibi. Atılacak bir flash durumu değiştirebilir. Tünelde bir tane oyuncu olduğunu farkındalar ama geride de birisi var. Bu arada Aslan Maşudov'u bu kadar yakında beklemedi Sterben yeteneklerini kullanmaya çalışırken. 4v5 Sage ultisi yok ama orb alınırsa belki MDL'ler arkadaşını kaldıracak burada. Gelmiş o ulti. 4v5 oldu tekrar. Soşni site'ın içerisinde Kushner'ı beklemiyor onu. Soşni son anda silah alıcını gördü ve Kushner'ı yakaladı. Belki de ilk temasa girecek oyunculardan bir tanesi o MDL'ler. Soşni güzel bir zamanlama yakalar. Kanka iki oyuncu bulabilir sadece bir kill ama Soshable'dan gelen destek geç de olsa 2'ye 1 o pozisyonu tamamladılar. Aslan Maşadov Soshable'ı buldu. Trade geliyor ve Spike'le birlikte şimdi 2'ye 1. Paura yaklaşacak. Kullanılan bir tane flash var. Lawrence son anda gördü Paura'yı. Paura en azından bir tane rakibin yerini biliyor. Eğer ultisini kullanabilirse diğerini de fark edecek ama Jena Vice'i kulede bekleyebilir. Şimdi yavaş yavaş Lawrence'in üstüne doğru gidiyor. Paura, Lawrence. Paura o pozisyonu terk etti. Tekrar geri mi dönecek? Biraz kararsız gibiler. Arkadan gelen iki oyuncu var. Dikkatli olmaları lazım. Paura karşısına çıktı ama Soshable roketi gönderiyor. O kadar kritik bir kill ki ama yalnız tabi burada aynı zamanda iki ultide BBL'de var. Çıkmaya çalışıyor Sterben. Verdiği kill BBL'in kesinlikle işine gelecek. Can tazelemesi geldi bu esnada Soshable'a. Ultilerden bir tanesi Brimstone ulti, bir tanesi de Raze ultisi. Mush şimdi bir sarsma gönderiyor. Site'deki oyuncu bundan etkilenecek mi? Zannediyorum hayır. Aslan bir tane yavaşlatma var. BBL yavaş yavaş hücuma başlarken bir sarsma da yine Fireflux tarafından iyi kullanıldı. Köşeler altındaki oyuncunun farkında Aslan başına o kill'i aldı. Devamında takaslar var. 2 ve 3 pozisyonda avantaj BBL'e geçmiş gibi duruyor. Lawrence biraz uzakta. Köşeler tarafından yakalandı. Artık kalan son isim Jena Vice. Bunu engelleyebilir mi? Mermiler doğru yere gitmiyor. Yarıya kadar zaten alınmış. Belli donelerle bunu kararlaştırıyor BBL. Power'a fark edildi ama Power'a
tam arkasını döndüğünde buna tabii ki reaksiyon gösteremiyor. Kyushner geçen oyuncuyu vurmaya çalışıyordu. Bir iç ultisi geldi ve bu ulti Kyushner'ı etkiliyor. Devamında imdiyeler yaklaşacak. Soshable bunu duyabilir. Bir sarsma Soshable etkilendi. Ama etkisi geçecektir ilk fight'i yaşayana kadar. Yine çıkmaya çalışıyor Laurus oradan. Şok gelince çok temiz bir kill olduğu bir BBL adına. Özellikle işler birazcık daha Soshable'a bakacak gibi. Genevieve şimdi kendisini gösterdi. Sterben 2 kill birden almış. Soshable'a iyi bir çapınız keş kurdular. Üstündeki oyuncuyu fark etti Sterben. Arkadaşını yine koruyor. Sterben tekrar geldi. Kill'i çıkartan Soshable oldu. Başaracaklar. Ama birazcık daha zorlu geçmesini bekliyorum. Aura bunu birazcık daha kolaylaştırmış olacak belki de. Çok açıkta yakalandı. Şimdi Sage ultisi var ama Power'a ulaşması mümkün değil. Mujin ultisi var. Round'un içerisinde BBL tarafından muhakkak kullanılabilir. Soshable. Şimdi o ulti çok seri bir şekilde geldi. MDL'ler hareketlenmeye çalışıyor. Var kırık bir yandan. MDL'ler Soshable'ı harika yakaladı ama arkasında Soshni'yi beklemiyor. Soshni doğru bir kill. Kyushner girmeye çalışıyor aralarına. Yalnız bir kill çıkartabildi. Yine takas var. Aslan Mashado. Soshni arkadan yaklaşabilir. Atılan bir tane smoke olacak. Sterben. Bunu kullandı. Plant henüz alınabilmiş değil. Aslan Mashadov A'ya doğru dönüyor. Aslan bunu hissetti ki rakipleri de A'ya doğru gitmeye karar verdiler. Aslan roundu burada tek başına iyi sızarsa bu site'a bitirebilecek pozisyona sahip olabilir. Aslan beklemeye devam ediyor. İki rakibi üzerine koşar adım gelecekler. Sterben bir smoke bıraktı. İlk rakibini yakaladı Aslan ama Laurens takasta başarılı. Laurens site'in boş olup olmadığını bilmiyor. Tekrar belirlenen 15 saniye süresi yok. Site'a geçmek zorunda. Soshni'yi bekledi. O kadar fazla bekledi ki. Mush burada oynama fırsatı yakalayabilir hala hatırlamış değil. Laurens şimdi site'a geçerken yakalanabilir. Burada çok oyalandı. Laurens son saniye site'a gitmeye çalışıyor. Bu çok net bir hata oldu. Soshni bu kadar uzaktayken. Ve BBL round'u bu sayede kazanacak. Çok kötü bir şekilde ilerliyordu onlar için round. Bir skor. BBL'nin üstünlüğü var. Bu arada erken düşen ilk oyuncu Soshni. Okey, Kyushni BBL'in. Fireflux iyice mesafeyi kısaltmaya başladı. Aslan bekliyor. Yavaşlatmadan çıkmayacak. Soshable denemesi kimse yok. Soshni'nin düşmesinden sonra burada ortada kalabalıklar. MDL'lik kill aldı. Geri çekilmeyi de başardı. Çok önemli bir savunma hamlesi MDL'den. Bu kadar bir kalabalık bir grubun ardından bu şekilde geri çekilebilmesi. Onun adına iyi bir haber. Mush Soshable tarafından yakalanmış. Fireflux dördüncü roundunu arıyor. Soshable tekrar pikleyecek. Kyushner'ı da buldu. MDL'ler takası almayı başardı. MDL'de ulti olduğundan bahsetmiştik. O yüzden hani ultiyi kullanabilmesi an meselesi MDL'in. Özellikle burada Power'a. Çok güçlü bir setup'a sahip. Ölmemeye çalışacaktır. Rakiplerini işaretledi. Kafesleri var. Plant alınıyor. Üstüne doğru gelen bir oyuncu power'a düştü. MDL'ler ultisini Kyushner'la kullandı. Kyushner'da da bir ulti var. Bu kritik bir nokta. İçeri doğru zorlayacak Aslan. Kyushner. Bu 2'ye 3 muhakkak kazanmaları lazım. Laurens Aslan'ı yakaladı. Durumu 2-2'ye getirdi. Şimdi Sterben zorlayacak. İyi bir zamanlama yakalayabilir mi MDL'ler? İkisi de birbirini fark etti ama diğer tarafta Kyushner. Bu arada yavaş yavaş sürede azalmaya başladı. Durumu bire bire getirdi Sterben. Kyushner ikisi de birbirinin yerini tahmin ediyor. Bir wallbang denemesi isabetli değil ama son saniye. Tercihinde bulundu. Çok fazla rifle yok. BBL yine spawn tarafını agresif oynamaya çalışıyor ama Fireflux da arkadan base site'a girmeye çalışacak. Sterben karşısında birçok oyuncu var. Ancak bir kill çıkartabildi ve Laurens geliyor, takas alıyor. Arkadan Aslan başı doldu hareketlenecek. Bir tek de Aslan'dan geldi ama bütün arkadaşlarını kaybetti Aslan. Burayı tutan bir oyuncu var. Hatta oyuncular var. Aslan bank tesisli bomba da geldi. Birebir bir çatışma içerisinde yerden silah almaya çalışabilir. Bu silahı buldu Kyushner. Aynı zamanda buradan kaçmayı başarıyor. Aslan'ı burada bırakıp arkadaşlarıyla oynamayı tercih etti ki mantıklı bir hareket oldu. Kalan tek smoke var. Aslan'ın cebinde bunu kullanacak. Bir yandan tabii site'daki kamera nereden geldiğini net bir şekilde belli edecektir. Aslan Mashadov ilerliyor. İlk olarak şimdi Genevieve fark edecek. Çok net bir vuruş. Bir fake verdi, rakiplerini üzerine çekmeye çalışacak. Shotgun var Soshable'dan. Soshable'ı burada beklemedi. Soch diye de döndü ama. Diyor ikinci yarıda Fireflux'ın haritaya ortak olma çabalarını izleyeceğiz. Sterben bu arada smoke içerisinden biraz
Kritik bir pozisyonda altından geçen oyuncuyu duymuştur. Bu arada çok erken plant geldi, bu biraz problem olabilir. Oo, Sterben inisiyatif aldı. İlk oyuncuyu düşürdü ve çok çabuk plant'e erişecekler. Kushner orada renk tesisli bombası yok. Çarpacak. Kushner geliyor bir anda. Kushner engelleyemedi plant'i. İmha etmek üzere Sterben. İmha etmeyi başardı oyuncular. Yine son fight'ta. İren Şahin. Kimseyi tespit ettim emin değilim, iki kişi var orada. İlk fight'lar yaşanılmak üzere Sterben. Şimdi çıkacak. Arkasında iki oyuncunun Sterben. Hatta üç oyuncunun Sterben. İkisini kendi düşürdü. Laures orada bir kill almıştı zaten. Oradan gelen bir kill katkısı var. Yeterli mi? Bunu round'un sonunda göreceğiz. Sterben tekrar bir kere doğru çıkıyor. Side'daki oyuncu Kushner. Yine Genovice'ın asisti burada alınmış oldu Sterben tarafından. Ve Soşli'de. Yani bir toplu oyun göreceğiz gibi. A3, B2. Yani bilmiyorum Fireflux burayı nasıl tutar. Bir an önce dönmeleri lazım. Kushner kafes içerisinde aynı zamanda bir çekme yedi. Sterben'i burada beklerler mi? Sterben kendini unutturmaya çalışıyor. Yalnız açığa çıkarsa planti net bir şekilde görecek. Sterben sıkıştı buraya. Başka fight'ı daha kabul ediyor. Sterben bunu kazanamadı yalnız. Bu önemli bir kill BBL adına. Şimdi yine Sociable ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Plant birazdan gelecektir. Sürükler son anda indiyeler tarafından bir tanesi kırıldı. Önemli bir fight'ta Power'a destek vermeye gidiyor Genovice. Aslanı yakalamış. Genovice'dan bir de Kushner kill'i. Ve Power'a ile indiyeler ortada tek başlarına kaldılar. Sociable. Başlatma var. Muji oradan çıkmayacak. Ama arkadan dolaşan bir isim daha var. Burada duvar atıldı çıkabilmesi için oyuncunun. Bu arada arkadan dolaşan oyuncu Power'a. O yakalanıyor Soşli tarafından. Lurk'ünü kaybetti BBL. A'ya doğru ilerleyecek ama Fireflux'ın da hızlı bir şekilde A'ya doğru ilerlediğini görüyorum. Burada Kushner'ın ultisi kritik, Muji'nin ultisi kritik ve Kushner'ın ultiyle girmek istiyor bu site'a. Yer Gökhan'a geldi. Şimdi Yer Gökhan'dan arkadaşları da çıkacak. Kushner'ı nereye gönderecek bu ultiye? Pek hasar verebilmesi zor. Çok önceden açtı çünkü. Ama özellikle buradan sonra Plant'le birlikte Muji'nin ultisi nasıl kullanılacak bunu merak ediyorum. Yakına yerleşmeye çalıştığı aslan boşluğu atladığı Sterben var. Düşürdü onu, Kushner'ı bilmiyorlar. Kushner burada denklemdeki bilinmeyen olabilir mi? Bütün arkadaşlarını tek tek kaybediyor. Düşen oyuncu bu sefer de Muji'du. MDL'nin ultisi var ama kullanabileceği bir açıdan emin değilim. Fight'ı istiyor MDL'ler. O denk el shot vardı zannediyorum. Kushner da Laures tarafından yakalanmış. Kimseyi... Herhangi bir direniş yok. Muji ultisini kullandı. Belki Fireflux bunu hesaba katmıştır bu ultiyi. Sociable 2 kill birden çıkartıyor. Kushner sahip içerisinde kullanılan bir birinin son ultisi var. Muji geri beklerken arkadaki iki oyuncuyu düşürdü Muji. Şimdi smoke içerisine girmeye çalışıyor Genovice, o yakalandı ama Sociable takası alarak yine durumu dengeye getirdi. 2v2 oynanılacak. Açığa çıkmıştı bir oyuncunun yeri. İğneyi kaldırdı zannediyorum Kushner. Artık herhangi bir ulti kalmış değil. Ve kule tarafında Kushner'ın aldığı kill var. 22 canlı oynayacak Kushner. Shoulder pickleri atan daha çok Muji. Kuleye doğru Sochne gidiyor. Muji fark ederse Kushner'ın orada olduğu zaten bilinen bir şey. İpten mi çıkacak? Yoksa site'a geri mi dönecek? Muhtemelen daha fazla burayla uğraşmayacak. Bir tane kafes var. Muji da flash attı. İkinci flash ile geliyor. Artık iki oyuncunun yeri bile bir de sarsma kullanılacak Muji tarafından. Atılan bir kafes. Bir de şok. Sochne yine yarıya kadar almadı. Bir fake verdi. Kushner'ı yakalıyor. Artık kendisini göstermesi için bir sebep kalmadı Muji'nin. Yine göstermeyi tercih etti ama round'u kazanan zaten BBL olacak. 11-8. Herhangi bir oyuncu yok. Fireflux için bir anda A'daki tek oyuncunun üzerine biraz problem yaratabilirler. Çok erken bir info gerekiyor ya da yardımın hızlı gelmesi gerekiyor. Bu arada Power'ın önünü kapattılar. Yavaş yavaş site'a girecekler artık. Şimdi Sochne site'ın içerisinde bekliyor. Kafesten çıkan oyuncuları duydu. Solunda Kushner var. Sochne'den burada zayıf bir reaksiyon geldi. Beklemedi Kushner'ı. Muji da Laros'u yakalamış. BBL 11-9'u görebilmek için round'u çok iyi bir noktaya getirdi. Fireflux oyuncuları neyi tercih edecekler? Dinleyecekler mi? Koruyacaklar mı? Hasar mı vermeyi tercih edecekler? Atlayan ilk oyuncu Power'a. Genovice'i buluyor. İpten inmesine müsaade etmedi. Şimdi kapı açıldı. Sociable sonu yakaladı. Power'a doğru da giden bir renk tesisli bomba var ama desteği var Power'ın tabii ki. O yüzden Sociable düşürülüyor. Son oyuncunun da nerede olduğu fark edildi. Sterben drop çıkışını tutacaktır daha çok. Muhakkak. Anlayacak. 3-4 round'la birlikte Sociable'ı görmeleri de mümkün. Bu arada erken çıkmaya çalıştı Muji'la birlikte aslan. 2 kill aslan. Toplamda 3 kill çıkartıyorlar. Daha round'un başında Fireflux'ın yerini elime biraz olmuş gibi biliyorum. Problem yaşayacağı artık aşikar.
Sushin ile birlikte Sterben ne çıkar bilmiyorum Alican ama bu round sanki BBL'e gidiyor artık. Ya bu round artık tabi Fireflux veremeyecektir de zaten. BBL ekibine karşı agresif oynamak istediler ama. Laures'in aldığı infodan sonra şimdi bir ulti yemek üzere, bu ultiden etkilendi. Paura içeri girecek, Kushner attı seçilleri. Bir oyuncuyu teklemeyi başardı. Soç'ta içeri girmeye çalışıyorlar, kuleye girmeye çalışıyorlar BBL oyuncuları ama Soç'ta buradayken buraya girmek pek kolay değil. Kushner rahatsız etmeye çalışacak. Şimdi üzerine doğru koşuyorlar. Soşni ilk oyuncu düşürdü. Ulti kullanacak. Sterben de bir kill yakalamış. Burada 12'ye ulaşabilecek mi? Fireflux derken aslan başı topu aroyla kill çıkardı Emdiyeler. Ultiyi kullanıyor. Yine sonrasında kill de çıkardı Emdiyeler. İki kişi onu yakalamaya çalışacaklar. Emdiyeler'in üstüne koşuyorlar. 1'e 2'ye kadar geldi Social. Arkasında Power'a var. Social bunun farkında mı? Hayır. İki oyuncu da buradan gelecekler. Açıldı. Evet, bir flash kullanıldı. Laures tekrar pozisyonu değiştiriyor. Şimdi bir arkadaşı daha yardıma geliyor sanırım. Evet, yavaş yavaş hareketlenen bir Fireflux ekibi A'ya doğru gelmeye başladılar. Entry Sociable'dan gelmiş. MDLL ilk düşen isim. Muş Sociable'ı yakalamayı başardı. 4v4. Kuşner bu smoke'tan çıkmaya çalışacak. İçeride bir oyuncu var. Kuşner zorlandı. Laures kill alıyor ama takas aslan başı doldan. Bu kill önemliydi Laures için. Genevice geçişi müsaade etti. Hemen solda bir oyuncu daha var. Burada takas. Ve bir iç ultisine sahip. Aynı zamanda Fireflux BBL'de ulti. Bilmiyorum bu roundda olacak mı derken Muş şimdi Sociable'ı yakaladı. Ultiyi alamıyor Sociable. Mermiler çok doğru yere gitti. Bir orb için entry verildi. Aslan başında Sociable'ı yakalamış. Uzatmaları görecek gibiyiz eğer. Fireflux 3 oyuncusuyla burayı toparlayamazsa. Şimdi kullanılan bir tane ulti var. Aslan başında nereye uçtu? Sterben. Orayı yakalamış. 3v4. Genevice'in çok canıyor. Arkadan gelen Laures. Şimdi üzerine doğru Kushner. Hatta sadece Kushner değil. Birden fazla oyuncu geliyor. 2 kill Laures'ten. 2v2 pozisyon. AMDLL. Ultisini aktif hale getiremeyecektir roundda. Ve Genovice'i belirtelim, yine iki canı var. Bekleyen de bir oyuncu var. Sterben'le şu an Aslan Maşidov. İki smoke oyuncusu. Akışta karar vericiler. Onları bekliyor bakalım Aslan. Arkasındaki... Bu arada Spike'da uzak mesafeden getiriliyor. Aslan karşıda çıkan ilk oyuncu Genovice. Az canı vardı, onu düşürdü. Sterben'in trade alacağı pozisyon biraz... AMDLL direkt geri kaçtı. Hemen geri döndü direkt. Dediğin gibi AMDLL A tarafına doğru koşmaya başladı. Son 30 saniye. Bakın bu birebiri nasıl oynayacaklar. Sterben birazdan A tarafında olduğunu anlayacak. Yani her şey şu birebire bakıyor. İnanılmaz şu anda. AMDLL'i yalnız çok erken yakalayacak Sterben. Bu çok önemli onun için. Site'da bulacak AMDLL'i büyük ihtimalle. AMDLL site'dan çıkacaklar. Bak da site değil ama. Bunun başındayız. Aslan Maşodov yanıcıyı main çıkışına doğru attı. Gelen smoklardan sonra içeri uçmaya çalışıyor. Sociable direkt Kushner tarafından yakalanıyor ve buranın kalabalık olduğu anlaşılacak. Kill bulabilecekler mi? Muş Sociable'ı yakalamış. Genovice kill alsa da sadece John Owen ve yanında tek bir arkadaşı kaldı. Sterben. Bütün yük sanki Sterben'in omuzlarında ama açıkçası B'ye giderlerse buradan. B'de de bir Cypher var. İşleri hiç kolay durmuyor. Son 30 saniye. BBL sanki harita puanını ele geçirecek gibi uzatmalarda tekrar A dönme kararı geldi. BBL oyuncuları yerlerini hiç bozmadılar. Onların da son 20 saniye kala burada tabii A'da hata yapması biraz zor gibi. Biraz hataya da ihtiyacı var Fireflux'ın. Şimdi bir başka fight Kushner tarafından kazanıldı. Yüzü gülecek, yavaş yavaş geliyor artık BBL. İyiyim diyeler. İlerleyecek Genovice. Yine burayı tutmaya çalışıyor. Bir şok kullanacak. Kushner'dan sonra arkadaşlarının gelmesi zor. Kushner girdi. Arkadaşlarının gelmesi zor ama arkadaşlarına ihtiyaç duymuyor. İki kille Laures'ten. Laures 3'ü de vurmuş. Kushner'a karşı daha iyi bir cevap. Atlayan oyuncuların doğru farkında. Fireflux onları yakalamaya çalışıyorlar. Sterben'i. Adam son kez geldiklerinde neredeyse 4 kişilik bir savunma vardı. Bu sefer... A'da sadece Cypher yetenekleri var. Bu site'a bu yeteneklerle birlikte girecekler. Yani bu kadar az utility harcayıp bu site'a girebilmek tabii ki Fireflux'ı memnun etmiştir. Power'un pozisyonu kritik. Yanına arkadaşlarını da çağıracak Power'a. Burada main tarafını biraz karambolü almaya çalışacaklar. Site'da tek kişi bırakıldı. Atılan bir nade var. Kushner birlikte Power ile çıkacak şimdi. İlk bekleyen ucuz Sociable. O düştü ardından Sochi. Takası getirmiş Laures. Nasıl? Şimdi Power'a geziyor. Önünde bir trap var. Burayı birden kırıp site'ın içerisine girmeye çalışacaklar. Genovice
Zıplayarak burada info almaya çalışırken tabii bir yandan yerini belli ediyor. Genevice'ın tam yeteneği geldiğinde BB'nin içeri girmeye başladı. Bu yetenek ne zaman kullanılacak? Genevice tarafından Sight'ta oyuncular var. İlk olarak kendini gösteren Sochni'yi düşürdü ama Sight'ta başka bir oyuncu Sochni. Dikil almış, üstüne gelecekler var. Sochni yakalanıyor. BBL tekrar uzatma roundunu görebilir. Hemen aslan başının arkasında Genevice çıktı buradan. Aslanı yakalayacak. Sight'taki oyuncularla karşılaşma sanması nesiline bir flash bu şekilde çıkıyor. Kuleyi görebildim emin değilim. 2v2. Sterben aldığı bu kill sonrasında durumu 2v2 yaptı ve Genevice kulenin farkında ama Killimuj buluyor. 1v2'de Q-Shinner'ın yerine dair çok bir fikri olmayabilir Sterben'in. Muj kuleden zannediyorum dolanacak. Sterben Muj'u burada bekler mi? Çok emin değilim. İlk önce ilerlerken çok fazla dirençle şimdilik karşılaşmadılar. Entry'yi bulmaları lazım. Bu arada Q-Shinner'ın silahın ucu gözüktü sanırım ve Sterben'den işte o entry geldi. İçeriği tekrar zorlayacak pozisyonu aldılar. Ve şimdi AMD Helal arkadaşlarıyla birlikte girmeye çalışıyordu. Power'a bulmuş o kili. Bu çok kritik. Şimdi Sochni karşısında birden 3 oyuncu bulacak. İlkini düşüremedi. İlkini düşüremedi Sochni. Bu bir avantaj. BBL adına. BBL burada neyi planlayacak? 3v4 arkadan gelen bir power'a var. Sarsmadan etkilendi oyuncular. Ve farklı sonuçlarından Sterben. Bu sefer kapıya geliyor. Bir kill aldı. Takas Muj'dan. 2v2'ye getiren Laures oldu. İki oyuncu da site'de olacaklar. Power'a bir heal gidebilir. Burada AMD Helal gelen kaplanı kırması lazım ilk önce ama ısırıldı. Baron'un canı 58. Bir tane kafesi var. Bu kafesi nasıl kullanacak Baron? Rakibini tam olarak tespit edememişti. Gelen bir flash. Baron'un üstüne gelen bir pick var. Baron rakibini düşürdü. Ardından Laures'e bakacak her şey. 31 can. Baron'a tekrar bir canla kılıç alabilir mi Baron'a? Şimdi şarjörü bitti ve Laures. Atılan bir kafes altında kaldı pencerenin ve Power'a Sochni'yi düşürerek başlıyor. VVL yine başka bir uzatmayı istiyor burada. Belli ki Power'a site'deki oyuncunun farkında, üstüne doğru gitmeye çalışacak. Kill almakta çok zorlandı. Genevice yardıma geldi bu sayede. Güçlü içeri atlamaya çalışıyor. Ortalık yine karıştı. 2v3 güçlü canı az. Sochni duvarı kırmaya çalışacak. AMD Helal son olarak Genevice'i yakalamıştı. Birazcık daha geriye çekiliyor AMD Helal. Arkasında kimse yok. Sochni dolaşmaya çalışabilir. Plant şimdi alınacak. Burada Sochni ateş etmişti. İki oyuncu yan yanalar. Sochni'de aynı zamanda bir tane kamera var ve Laures de bir flash'a sahip. İlk olarak Aslan Maşudov fight'a girdi. Sochni takasa çıkmadı henüz. Sochni'yi bekleyecek mi Aslan? Tam olarak beklemedi. En azından default'ta Q-Shinner'ın varlığından haberdar Sochni. AMD Helal'in cross'undan geçmek zorunda. AMD Helal çok ince bir açıyla burayı izliyor. Rakibini kaçırdı yalnız. Sochni fight'ı kazanıyor. AMD Helal'in artık üstüne koşması lazım. Burada son darbe olabilir mi? Hayır, AMD Helal Sochni'yi yakalıyor. Maçın sonlarına doğru inanılmaz gergin bir an. Ve AMD Helal çok net bir cross. İlk fight'ı kazandı. Bir slow bıraktı AMD Helal. Başka bir fight daha isteyebilir. Ateş ettiği yer çok belli. 3 mermisi kaldı, tekrar denemek istiyor. 4v5 BBL bu sefer. Harita puanını isteyen taraf Sochni sızmış olabilir yalnız. Para bir kamera attı. Sochni'yi son anda işaretledi. Sterben AMD Helal'i yakalamış. Yoksa Sochni için biraz sıkıntı olabilirdi. Muj ilerleyecek 3v4'te. Şimdi bir başka kill. Para'dan geliyor. 2v4 hale geldi bu round. BBL kazanmak üzere gibi. Eğer ekstra bir bireysel performans görmezsek Para site'e ilerleyecek. Mükemmel bir headshot. Ardından Sterben. Kalan son isim. Yine onu yakalayan. Üçüncü haritayı, split'i görmeyi hedefliyorlar. Power'a gelen kaplanı dojuda geri kaçmaya çalışıyor. Buradan bence çok fazla hasar almadan geri kaçabildi. Hatta kill kovalıyor Power'a ama hayır. Bu mümkün olmadı. Fireflux'da Laures ilkili rahat almayı başardı Power'a karşı. Sochni'yi üstüne doğru Aslan Maşudov geliyor. İyi bir açıda Sochni'yi. Aslan P2'ye hazırlanırken Sochni'yi onu gardı düşük yakaladı. Ve ilk iki kill Fireflux lane'e bu şekilde geliyor. Şimdi tekrar oyunu B'yi yıkmaya çalışacaklar. Bu arada içeride bir oyuncuları var. Sterben üzerine gelen bombalardan şöyle bir pozisyon değiştirir. Tabii Q-Shinner'ın ne yaptığını çok iyi biliyor ve bir tetik disiplini ve Sterben Q-Shinner'la birlikte mücadele. Q-Shinner artık yavaş yavaş girmeye başladılar. Bu arada Q-Shinner'ın pozisyonunu bozmaya çalışıyorlardı. İçeri tekrar göstermediler. Laures orada yetenekten etkilenen ilk isim. Kutu arkasını denedi. Herhangi bir oyuncu daha birbirlerini bulamadılar. Bu arada Muj 38. Ya sarsma bir daha etkili. Ya Aslan'ı da geçmek zorundalar. Gelen bir yanıcı var ayrıca. Kendini belli etti Muj. 61 canı kaldı. Yine Fireflux buradan koşarak B'ye dönmeye çalışırsa AMD'ler rotasyonu kesmek için hazır bekliyor. AMD'leri burada bekleyecek mi Sochni'yi? Beklemedi. AMD'ler birden fazla kill çıkartabilir mi? Hayır. Şimdilik hayır. Burada yine B'ye doğru gitmeye çalışırlarken bir yandan
Power'a site'in içerisine yaklaşıyor. Son 14 saniye Soulshine geldi. Dikkatleri çekmeye çalışıyor. Site'in içerisinde bir başka BBL oyuncusu aslan yakalandı. Power'a'yı bilmiyorlar. Power'a 7 saniye ikinci kill'i de çıkardı. Artık Spike'ın kurulması mümkün değil gibi. Power'a round'u kazandırmış oldu site'ta ayakta kalarak. İki tarafta karşılıklı tabii ki uzatmayı götürmeye çalışacak Fireflux. Bu arada Cushioner kendisi smoke atırdı A tarafına. İyice hareketlendiler. Kontrolü alıyorlar A tarafında. Biraz erken oldu bu. Fireflux buradaki retake'i nasıl yapacak çok merak ediyorum. Biraz zorlu olacak. Şu anda bakıyorum. MDL'de duvar yok, buz yok. Hiçbir yetenek kalmadı aslanın yanıcısı dışında. BBL'de sadece MDL'in şu anda can tazelemesi var. MDL'e bakılacak mı? Flash geliyor. MDL yerini belli etti. Buradan kill çıkarması zor. Genevice bu kill almayı başardı. Aslan Maşadov main tarafında. Şimdi gelen bir sarsma var. Power onu korumaya çalışacak. Aslan düştü Power'a. İşler ona bakıyor gibi. Power'a kendi yerini belli etmeli. Üzerine doğru gelen bir oyuncu olacak aslan. Soulshine'ı yakaladı. Genevice'i vurdu. Tek başına. Bire bire kadar pozisyon gelmiş. Cushioner Lores'e karşı oynayacak. Lores flash'ı attı. Ve BBL burada bitirmeyi başardı. 18-16 büyük finalde. Futbol İstiyor'un rakibi BBL Espor olacak.